Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Bağdat Rusafa Cezaevinde bulunan ve DAEŞ ile ilişkilendirilen kadınların hukusal durumunu konuşacağız. Özellikle Türk vatandaşı kadınların hukusal akıbeti sorunu hem ceza hukuku yönünden hem de uluslararası hukuk yönünden çok ciddi anlamda istinayi bir krize aslında işaret ediyor. Öyle ki DAEŞ toprak egemenliğini kaybettiğinde Suriye ve Irak'ta birçok militan öldürülmüş ve geriye bu militanların eşleri ve çocukları kalmıştı. Biliyorsunuz DAEŞ diğer örgütlerden farklı olarak hem aile bağlamında hem devlet mekanizması alanında muazzam bir debi meydana getirdi Orta Doğu'da. Bu debi azalınca ve toprak egemenliği ortadan kalkınca öldürülen militanların eşe çocukları çok enteresan bir koridor şeyine girdiler. Öyle ki işte birçok farklı örgütün eline geçtiler. YPG, PKK, SDG vesaire. Hol Kampı ve Roş Kampı gibi kamplar kuruldu büyük dayış militan eşleri için vesaire. E yine Irak'ta e, Bağdat yönetimi tarafından, yine Irak Yargısı tarafından Rusafa cezaevinde tutulan ve Irak Yargısı tarafından o mekanizmaya sokulan kadınlar oldu. E, öğrendiğimiz kadarıyla açık kaynaklardan 250'ye yakın Türk kadın var e, Irak'ta yargılanan ölüm cezası müebbet hapis ve 15 yıl hapis gibi böyle ağır cezaları çarptırılan kadınlar. Tabi ölüm cezaları müebbete dönüştürülüyor. Müebbetler 15 yıla, 15 yıl vesaire. Böyle enteresan ağır yaptırımlar gündeme geliyor. Tabi Rusafa cezaevindeki bulunan kadınlar Hol ve Roş kamplarında bulunan kadınlardan farklı olarak yine bir sözde bir devlet de olsa, sözde bir adli yargı da olsa bir mekanizmaya girip haklarında bir hukusal bir yaptırım gündeme gelmiş kadınlar. Mesela Hol ve Roş kampında bulunup da kaçak yollarla kendi imkanlarıyla ve şahsi çabalarıyla Türkiye'ye kadar ulaşmış kadınlar var. Bu kadınlar Türkiye'de yargılandılar. Ankara'da, İstanbul'a vesaire. Buna da bir değineceğim. Yani niye Rusafa cezaevinde kadınlar Türkiye'ye iade edilmiyor veya nakledilmiyor veyahut da kovuşturma evresinde niye e, kovuşturma aktarımı yapılmıyor? Bunlara da tek tek değinmek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar Rusafa cezaevinde bulunan kadınların açık kaynaklarda yapmış olduğumuz araştırmaların ve kendilerinin anlatımları bağlamında çok enteresan bir yargılanma sürecine dahi olduğunu öğreniyoruz, görüyoruz. Öyle ki tercüman olmaksızın savunma hakkı kısıtlanarak, hani avukat tutma hakları kağıt üzerinde var ama adil yargılanma hakları olmaksızın haklarında ölüm cezası, 15 yıl hapis, müebbet hapis cezası gibi çeşitli yaptırımlara maruz kaldıkları görülüyor. Bu Irak ceza kanunu açısından ve insan hakları hukuku açısından ciddi anlamda bir kriz sebebidir aslında. Bu kadınların, bu insanların, bu herhangi bir şekilde militan eşi dahi olsa örgütün yerine girmemiş insanların bu derece ağır yaptırımlara maruz kalması. Öncelikle işkence yasağı, kötü muamele yasağı bağlamında yani Irak'ın bir ayıbı olarak karşımızdadır diye düşünüyorum. Beraat etmesi gereken yahut da çok daha az yaptırım içeren bir yargısal süreçten geçmesi gereken kadınlar Irak'ta ne yazık ki gerek Irak ceza kanunundaki hükümler, gerek de uygulamadaki o sertlik ve insan haklarına aykırı tutum sebebiyle müebbet, ölüm cezası ve 15 yıl hapis gibi yani terör suçlarında çok çok istisna olarak görülmesi gereken yaptırımlara maruz kalabilmişler ne yazık ki. Bu konuda arkadaşlar tabii milletler arası adli işbirliği şekilleri karşımızda. Bunlar nasıl işletiliyor, işletilmesi gerekir mi? Ona bir değinmek lazım kısaca. Bilindiği gibi türkiye olarak arasında 2 Ağustos 1992 resmi gazeteyle Türkiye ve Adli İşbirliği Sözleşmesi var arkadaşlar. Bu sözleşme Irak'la Türkiye arasında işte hükümlerin nakli, iade gibi genel konuları düzenliyor. Buna göre mesela her iki devlet arasında bir hükümlünün naklinin gerçekleştirilmesi için çifte suçluluk prensibinin, hükmün kesinleşmiş olmasının, hükümlünün transfer edileceği devletin uyruğunda bulunmasının, hükümlünün rızasının alınmasının gerekliliği gibi bazı şartlar var. İşte hükümlünün rızasını gerektiğinden sonra naklin gerçekleştiği infazın en az 6 ay kalmış olması ve nihayet her iki devletin rızalarının varlığının nakil için var olması gerekiyor. Bu hükümlülükle alakalı nakil süreçleri var. Yine 5 e, pardon 6706 sayılı cezai konularda uluslararası adli işbirliği kanunu var Türkiye'de müstakil bir kanun olarak. E, bu uluslararası hukuk ve ceza hukuku cephesinden yani Türkiye'nin arası adli işbirliği şekillerini ne düzeyde işlettiği, ne düzeyde sonuç aldığı konusunda ne yazık ki kamuoyunda Dışişleri Bakanlığı olsun, Adalet Bakanlığı olsun bir basın açıklaması, bir kamuoyu açıklaması olmadığını görüyoruz. Yani son dönemde zaten 2-3 haftadır bu popüler hale geldi. Açlık grevleri vesilesiyle hatta BBC bile bunları haber yaptı. Irak'ta İçişleri ilişkendirilen yüzlerce kadın cezaevinde açlık grevinde. De böyle bir BBC haberi var arkadaşlar. Esasında arkadaşlar olay yani Rusafa cezaevinde bulunan Türk kadınların e, Türkiye tarafından e, alınıp alınmayacağı sorusunun aslında düğümlendiği nokta 2-3 e, boyutuyla ele alınması lazım. Bilindiği gibi yani milletler arası adli işbirliği şekilleri olarak 7-8 tane farklı görünüm var. Şimdi iade talebi olabilir veyahut da soruşturma ve kovuşturmanın e, aktarılması olabilir veyahut da hükümlerin nakli süreci işletilebilir. Bu konuda Bağdat yönetimi, Irak ve Türkiye arasında ne gibi bir politik bir sorun var, ne gibi hukusal bir açmaz var aslında buna yoğunlaşmak lazım. Esasında arkadaşlar bu konunun düğümlendiği nokta milletler arası adli işbirliği şekillerinin işletilip işletilmeyeceği. Yani ne kadar işletiliyor, ne kadar geri sonuç alınıyor ve bu çok önemli. Özellikle Türkiye ve Irak arasındaki adli ve hukuki işbirliği sözleşmesi ve uluslararası Adli işbirlik Kanunu cezai konularda çok önemli kusalsal mekanizmalar gündeme getiriyor. Ancak Türkiye ile Irak arasında bu mekanizma ne kadar işletildi? Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı bu konuda nasıl bir şey, adım attı? Bu konuda ne yazık ki kamuoyunda e, tatmin edici bir açıklama olmadığını görüyoruz ki açlık grevi olmasa belki dünya basınında da bu derece yer almayacak bu kadınlar. Ne yazık ki henüz e, sağlıklı bir sürecin gelişmediğini görüyoruz. Aslında bunun da birçok politik ve hukuki sebebi var. Ben şu gözle de bakıyorum olaya. Şimdi Irak Ceza Kanunu mesela itibariyle uygulama bağlamında bunlara 15 sene müebbet ya ölüm cezası gibi cezalar vermiş. Ama bu kadınlar mesela Türkiye'ye gelseler Türkiye'de yüksek ihtimalle TCK 312 bağlamında yargıtı içeride doğusunda beraat edecekler. Yani bunların 6 sene 3 ay ceza alması bile hukuken şu anda pek mümkün değil. Çünkü Türkiye'de yargılanıp DAEŞ militan eşi olmasına rağmen DAEŞ egemenliği topraklarında 3 sene 5 sene kalmasına rağmen Rakka'da vesaire. Belat eden birçok kadın var. Zaten olması gereken de bu. Alman Federal Mahkemesi cephesinden bakalım. Türk Ceza Kanunu açısından bakalım. Militan eşlerin hukuki sorumluluğu konusu. İddianın tartışmalı bir konu zaten. Şöyle, yani militan eşi olmak bizatihi örgüt üyesi olduğu anlamına gelir mi bir kadın? Veyahut da örgütün topraklarında yaşamaktan ibaret bir eyleminin olması. Mesela başka bir görevi almaması, örgütsel terör örgütü bağlamında bir faaliyeti olmaması. Yahut arkadaşlar militan eşi olması, Suriye gibi DAEŞ'in kontrol ettiği topraklara gitmesi, orada işte bir makarda kalması, bir evi organize etmesi, yani terör örgütü faaliyeti olarak değil, ev işlerini yapması, işte militan eşi olarak çocuk bakması vesaire. Bunlar bir kişiyi... DAEŞ üyesi yapar mı? Bu konuda ciddi anlamda tartışma var. Alman Federal Mahkemesi belli kriterler istiyor. istiyor. Hani militan eşi olarak gönüllü olarak gidip gitmediği, örgütün topraklarında görev almadığı, işte ideolojiye destek sunup sunmadığı vs. birçok kriter var. Türkiye'de zaten TCK 3142 bağlamında DAEŞ militan eşlerinin çoğu zaman örgüt yerlerine girmediği konusunda hani ev işlerini vesaire aşan bir pozisyonu yoksa yargıtın iştahatları da var zaten bu konuda. Bu bir kere öncelikle ben cezasızlık bağlamında ve uluslararası hukuk ceza hukuku bağlamında bir kriz sebebi olacağı için bence Irak ve Türkiye arasında böyle bir işbirliği olmadığı kanaatinde. Çünkü Irak'ta kadın 15 sene müebbet ve ölüm cezası gibi ağır cezalar almış. Türkiye'ye iade edilse veya hatta kovuşturma aktarılsa diyecek ki beraat yani beraat alacak yani. Veya hatta 6 sene 3 ay ceza alacak. Ne oluyor? Irak Ceza Kanunu ve Irak makamları bu konuda bir direniş gösteriyor. Veya hatta böyle bir farklı bir durum var. Esasında arkadaşlar terör örgütlerine kadın katılımının ve DAE'sle mücadele bağlamında hani Irak devletinin ve Türkiye'nin bakış açısı farklılığından kaynaklanan bir çıkmaz da var aslında. Önümüzdeki günlerde hani kovuşturma aktarılır mı, hükümler iade edilir mi, iade ederek gündeme gelir mi? Olabilir. Biz yine de böyle bir istisnai bir konuya işaret etmek istiyoruz. Hakikaten de Orta Doğu'da özellikle DAE sonrası hani militan eşlerinin çocuklarının hukuksal akıbeti rehabilitasyon Radikalitten arındırma, işte ülkelere iade, eve dönme e, pratikleri bağlamında. Enteresan bir konuya işaret ediyor. Umarım Mustafa cezaevinde bulunan Türk kadınlar e, yakın bir gelecekte e, Türkiye yargısı tarafından e, iade e, alınıp, geri alınıp e, Türkiye'de, işte Bursa'da, Ankara'da, İzmir'de ağır ceza mahkemesiyle yargılanıp adil bir şekilde yargılanma haklarına kavuşabilirler. Çünkü Irak'taki e, süreç biraz problemli. Kovuşturmanın aktarılması, hükümlerinin iadesi gibi konularda ne yazık ki ciddi sıkıntılar var. Bu konuda gerçekten ne yapılıp yapılmadığını tam bilmiyoruz. Toparlarsak arkadaşlar Irak, Rusafı cezaevinde bulunan kadınların e, açlık grevi sonrası dünya basınına e, yansıyan sorunları e, enteresan bir şekilde evrilmeye devam ediyor. Milletler arası adli işbirliği bağlamında e, Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak Devleti devletiyle, özellikle iade talepleri, hükümlerin nakli veya hutta kovuşturmanın aktarılması. Yani kovuşturmanın aktarılması daha doğru olacaktır. Zaten arkadaşlar Irak Ceza Kanunu'ndaki yaptırımları kenara bakırsak bir kadının sırf militan eşi olduğundan dolayı 15 sene müebbet veya ölüm cezası gibi insan aykırı yaptırımlara maruz kalması ciddi anlamda bir skandaldır. Bu konuda inşallah önümüzdeki süreçte yakın gelecekte olumlu yanıtlar olur, olumlu geri dönüşler olur. Özellikle arkadaşlar, Türk vatandaşlarının Türkiye'ye iade süreçleriyle alakalı Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'ndan bir e, çaba, e, bir teşebbüs olabilir. İnsan haklarına aykırı, boyutu ayrı, terörle mücadele boyutu ayrı, kadınların örgüte katılım bağlamında, yerel şeye girip bir tartışması ayrı. Ama çok enteresan bir konuya işaret ediyor. Avrupa Birliği bu konuda Türkiye'den daha farklı düşünüyor olabilir. Ama kendi ülkelerine aldıkları, iade aldıkları çocuklar var, kadınlar var. Hepinizi daha özgür bir Orta Doğu umuduyla, ahlakla, hukukla ve ilimle selamlıyorum.